Kabil Nehri. Kısa süre öncesine kadar kadınlar burada çamaşır yıkar, çocuklar uçurtma uçururlardı. Nehir bir nevi özgürlük sembolüydü. Ama artık ülkede gittikçe yaygınlaşan eroin bağımlılığının sembolü haline geldi. Nehrin şehir merkezindeki Şah Düşemşir Camii'nin yakınındaki kıyısı binlerce şırıngayla kaplı. İğneler ayakkabımı batıyor. Birleşmiş Milletler istatistiklerine göre dünya eroin üretiminin %90'ı Afganistan'da yapılıyor. Ancak bu durum ülkeyi geri tepen bir silah gibi vurdu. Üretici bugün tüketiciye dönüşmüş durumda. Eskiden Afganistan sokaklarında eroin bağımlıları görülmezdi. Daha önce hiç yoktular. Oysa bugün sayıları giderek artıyor. Doktor Seyit Necibullah daha önce Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi'nde görev yapmış bir psikiyatrist. Doktor Necibullah ve ekibinin elindeki araştırma verileri, ülkedeki uyuşturucu kullanımına dair sarsıcı manzarayı ortaya koyuyor. Hali hazırda Afganistan'da 1,5 milyondan fazla uyuşturucu bağımlısı var. Kabil'deki eroin ve afyon bağımlılarının sayısı ise 100 bini geçiyor. Dahası bu rakamlar her yıl artış gösteriyor. Bu durum kulağa tuhaf gelse de özgürlüğün bir çeşit yan etkisi. Böyle bir ortamda insanlar uyuşturucu maddeleri rahatlıkla temin edebiliyor. Dört milyon insanın yaşadığı Kabil bir zamanlar güzel bahçeleriyle ünlüydü. Ancak savaşlarla geçen çeyrek asırdan sonra şehrin eski güzelliğinden eser kalmadı. Kötü koşullarda yaşayan uyuşturucu bağımlıları şehrin eski merkezindeki harabelerde kalıyor. Burada sadece yarım dolara tüm gün uyuşmaya yetecek kadar eroin satın alınabiliyor. İkiye böl. Eşit olsun, buraya yap. Hiç asker görmüyorum. Etrafta asker yok. Rıza ve Hüseyin kardeşler. Kabil'deki bağımlıların çoğu gibi onlar da bu alışkanlıkla İran'da tanışmışlar. Kardeşimle ben eskiden böyle değildik. Gençtik. Sağlığımız yerindeydi. Bağımlı olmayı ben istemedim. Ama eroin öyle bir şey ki bu toza dağ bile dayanmaz. Bizi bu hale toz getirdi. Biz şehir merkezinde bu görüntülere şahit olurken üstümüzden sürekli askeri helikopterler geçiyor. Bunlar güvenlik için devriyeye çıkan Amerikan helikopterleri. Afganistan hükümetinin Kabil sınırlarının ötesinde fazla bir kontrol gücü yok. Thank you.
ülke vahşi batıyı andırıyor. Eski komutanların bir kısmı bugünün uyuşturucu tacirlerine dönüşmüş. Savaşçıların bir kısmı ise artık Taliban'a katılmış. Artık o eski Afganistan'dan geriye çok şey kalmamış. Rıza'nın küçük kardeşi olan Hüseyin'e eroin kullanmaya nasıl başladığını soruyoruz. İran'da yaşarken Afgan bir kız arkadaşım vardı. Birbirimizi seviyorduk. Annesi ve babası ilişkimizi kabul etmişlerdi. İşleri berbat eden abi oldu. Kız arkadaşım bir gün bana gelip, "Sana karşı bir kusur işlediysem lütfen beni affet. Affet ve beni unut. Sana veda etmek istiyorum," dedi. Delirdiğini düşündüm. Kendi kendime, "Belki de buradan ayrılıp bir yerlere gidecektir," dedim. 2 gün sonra intihar ettiğini öğrendik. Hüseyin ve Rıza'nın tek zaafı eroin değil. İranlı bir kızla ilişkim vardı. Ailesi zengindi. Evine gittiğimde eroin kullandığını görürdüm. Ona bırakmasını söyledim. "Peki, bırakmayı deneyeceğim," dedi. Ama kullanmaya devam etti. Bir gün bana da eroin teklif etti. İstemediğimi söyledim ancak, "Hadi ama tek bir nefesle bağımlı olmazsın," dedi. Her gün şırınga yaparak kullanmaya başladığımda artık bağımlı olduğumu ve kolay kolay kurtulamayacağımı anladım. Onu sevdiğim için bu korkunç duruma düştüm. Kız arkadaşımla olan ilişkim beni uyuşturucu kullanmaya itti. Hayatımı mahvettim. Dün gece burada mı uyudunuz? Evet, birimiz burada, birimiz burada yattık. Bu çukurdan çıkmak istiyorum. Allah şahidimdir. 3 gün 3 gecedir gözüme uyku girmedi. Öyle soğuk ki. Benim burada ne işim var? Köpeklerin bile durmayacağı bir harabede yaşıyorum. Utanç verici. İnsan dediğin onurlu bir yaşam sürer. Niçin buralarda yatmak zorunda kalayım ki? Yurtlarından uzakta büyümüş olan Hüseyin ve Rıza, son birkaç yıl içinde Afganistan'a dönüş yapan yaklaşık 3,5 milyon mülteciden sadece ikisi. Afganistan onların vatanı, ancak aynı zamanda dünyanın en fakir ülkelerinden biri. Nüfusun 2/3'ü okuma yazma bilmiyor. Afganistanlıların ortalama ömürleri ise 42 yıl. Uyuşturucu bağımlılarının çoğu ülkemize Pakistan'dan ve İran'dan geliyor. Bu insanlar mülteci oldukları için büyük travmalar yaşamış. Afganistan'ın ilk uyuşturucuyla mücadele bakanı olan Habibullah Kadiri, ülkede uyuşturucu üretimine ve kullanımına karşı başlatılan mücadelenin öncülerinden. Özgürlüğün cazibesine kapılarak ülkelerine dönen milyonlarca mülteci, kendilerine destek olamayacak kadar zayıflamış bir Afganistan'la karşılaşmış. Bu durum onlar için bir nevi özgürlüğün bedeli olmuş. Yoksullukla beraber sebep olduğu sorunlar da artıyor. Dolayısıyla ülkedeki uyuşturucu bağımlılarının sayısı da artış gösteriyor. Elbette ekonomi ve hayat şartları daha iyi olsa insanlar uyuşturucuya yönelmez. Amerika ve Avrupa'nın aksine uyuşturucu burada çoğu zaman keyif amaçlı kullanılmıyor.
Afganistan'da insanlar çoğunlukla eğitimsizlik, arkadaş çevresinin etkisi ya da depresyon ve yaşadıkları sıkıntılar nedeniyle uyuşturucu kullanmaya başlıyor. İslam dininde uyuşturucu haram olduğu için Rıza ve Hüseyin gibi bağımlılar çoğunlukla toplum dışına itiliyor, aileleri tarafından reddediliyor ve damgalanıyorlar. Ancak yatırıma muhtaç birçok alanın var olduğu Afganistan'da uyuşturucu rehabilitasyonuna maddi destek konusunda neredeyse hiç sıra gelmiyor. Eroin kullanıcıları yardım ve tedavi için Kabil Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne geliyorlar. Burası Afganistan'da bu alanda hizmet veren tek devlet kurumu. 20 yataklı bu merkezde elektrik ve su yok. Şizofreni hastalarının, bağımlıların, psikiyatristlerin ve sosyal hizmet uzmanlarının bir arada dolaştığı avluda kimin doktor, kimin hasta olduğunu kestirmek güç olabiliyor. Afganistan'ın sayıları belki de 50'yi geçmeyen psikiyatristlerinden biri olan Doktor Necibullah bu merkezde çalışıyor. Hemşireler, temizlikçiler ve başhekim yardımcısı gibi Doktor Necibullah'ın da aylık maaşı 40 dolar. Burası iyi bir hastane değil. Gerekli tesislere sahip değiliz. Buranın bir eğitim hastanesi, bir nöropsikiyatri ya da psikiyatri hastanesi olduğunu görmek istiyorum. Evet, hayalim bu. İyi bir hastane olabilmek. Doktor Kureyşi bize hastaneyi gezdiriyor. Psikiyatri hastası olan genç bir kadına uygulanan elektroşok tedavisine tanık oluyoruz. Hastanın çığlıkları bitişikteki uyuşturucu bağımlılarının koğuşundan duyulabiliyor. Buradaki hastalar kirli nevresimlerin içinde yaşadıkları uyuşturucu krizlerini atlatmaya çalışıyorlar. Yine de şanslılar. Çünkü hepsinin ayrı birer yatakları ve uyuşturucudan kurtulma umutları var. Ara sokaklardaki karşılaşmamızdan bir gün sonra Rıza ve Hüseyin bağımlılıklarından kurtulmayı denemek üzere hastaneye geliyor. İlk durakları motivasyon odası oluyor. Bağımlıların sonu ancak mezar olur. Sizleri kastetmiyorum çünkü siz tedavi için buraya geldiniz. Size saygı duyuyoruz. Ben dışarıdakilerden uyuşturucu kullanmaya devam edenlerden söz ediyorum. Sokaklardan kurtulmayı başaramayan hastalarımız oldu. Lağım çukurunda yaşadılar ve lağım çukurunda öldüler. Hastaları arınmaya teşvik etmemiz çok önemli. Uyuşturucunun zararları nedir anlamaları gerekiyor. Ayrıca bağımlıların uyuşturucu kullanım yöntemlerini de değiştirmeyi amaçlıyoruz. Damar yoluyla uyuşturucu alacak olduklarında başka bir yola başvurmalarını öneriyoruz. Şırınga kullanmak yerine uyuşturucuyu çiğnemelerini ya da sararak içmelerini tavsiye ediyoruz. Motivasyon programımızda bu gibi konular ele alınıyor. Motivasyon seansları hastanenin sosyal hizmetler şefi Abdüssabur Popal tarafından yürütülüyor. Biz Afganlar sudan çıkmış balık taze olur deriz, değil mi? Gençsiniz ancak çok da zayıf ve güçsüzsünüz. Bu halinizin sebebi bağımlılığınız. Üzüntünüzün sebebi ise bizzat kendinizsiniz. Rıza ve Hüseyin iki gün içinde büyük ilerleme kaydetmişe benziyor. Tıraş olmuş, üstlerine çeki düzen vermişler. Artık eroini şırınga etmek yerine kağıda sararak kullanıyorlar. Bu yönteme ejderi kovalamak deniyor. Dünya değiştiriyorum. Ben de. Şundan bir nefes daha ver. Rıza, kirlenmiş ceketini attığı için ona ve kardeşi Hüseyin'e yeni giysiler almayı teklif ediyoruz. Jack, şimdi ne yapıyoruz? Önce bir ceket alacağız.
Sonra bir taksi tutup hastaneye gideceğiz. Rıza, bu biraz ince değil mi? Sıcak tutmaz. Havalar daha ısınmadı. Rıza ve Hüseyin'in geçirdiği değişiklik dış görünüşleriyle sınırlı olabilir. Yine de o sabah hastanede çok olumlu karşılanıyorlar. İşte bu çok iyi, çok güzel. Buraya geldiğinizde ne haldeydiniz hatırlıyor musunuz? Bir de şimdiki halinize bakın. Nihayet iki gün sonra Rıza ve Hüseyin uyuşturucudan arınma programına kabul ediliyorlar. Gerçekten de kardeşler mi? Evet, kardeşler. Yoksa bunlar daha önce gelen kardeşler mi? Hayır. Bana yaşını söylemedin. 23 yaşındayım, kardeşim 21. Sen ondan büyüksün yani. Evet, evet büyüğüm. Kayıt işlemlerinden sonra Rıza ve Hüseyin'e yeni giysiler veriliyor ve yatakları gösteriliyor. Ancak işin zor tarafı asıl bundan sonra başlıyor. Ertesi gün kardeşlerin özel bir misafiri var. Hastanenin hemen yanındaki camiden onlara dini telkinde bulunmak için bir molla geliyor. Uyuşturucu kullanan kişi gençliğini, sağlığını, hayatını mahvetmiş olur. Bu dünyada çok sıkıntı yaşar. Kıyamet gününde ise çok azap çeker. Cezası büyük olur. Uyuşturucudan arınma programının üçüncü gününde Rıza ve Hüseyin yanlışlıkla fazla dozda uyku hapı aldıkları için komaya giriyor. Yakınlardaki bir acil serviste mideleri yıkanıyor. Ertesi sabah, koğuşta uyku hapı reçetesini kimin yazdığı tartışma konusu oluyor. Bu ilacı bir başkasından almışlar. Kimden aldıkları da bilmiyorum. 5 tablet, çok tehlikeli. Onları hemen hastaneye sevk ettim ve mideleri yıkandı. İkisi birden uyku hapı almış, ikisi birden. Artık kimse Rıza ve Hüseyin'e fazla şans tanımıyor. Bu reçeteyi kim yazmış? Bunları bir hekimin yazdığını sanmıyorum. Onlar bağımlı. Bırakmak isteseler bile tekrar başlayacaklar. Bu durumdan ben de memnun değilim. Burada oturuyorum ama bir işe yaradığımı hissetmiyorum. Tek yapabildiğim tedavi ve arındırma. Sonra tekrar en başa dönüyoruz. Bağımlılar buradan ayrıldıktan 1-2 ay sonra tekrar bize başvuruyor. Gerçekte hastanenin cephede kurulan sıhhiye çadırlarından farkı yok. Kuşatma altında ve teçhizatı sınırlı. Ancak tüm engellere rağmen Rıza ve Hüseyin, belki önceki gece aldıkları ilaçların etkisiyle, belki de kendi içlerinde yeniledikleri kararlılıkları nedeniyle mutlu görünüyorlar. Uyuşturucudan kurtulmaya azmetmiş gibiler. Rıza bize eroinle işinin tamamen bittiğini söylüyor. Hüseyin daha da kesin konuşuyor. Daha önce sürekli gittikleri harabeyi kastederek, oralarda tekrar karşılaşacak olursak, vurun beni diyor.